Evet arkadaşlar. Büyük dolandırıcılık hikayesi. Hesabım TR'nin. Bu Yiğit arkadaşımızın reklam yaptığı kendi sayfasına ait olduğu. Şu Furkan Karış. Arkadaşlar selamlar. Videomuza geçmeden önce sizlere efsane bir şekilde random hesaplar alıp efsane hesaplar çıkarabilirim. Şu bu gördüğünüz hesabım TR. Buyurun, şu kod numarasıyla alışveriş yaptım. Mağaza onaylanması bekleniyor. 3 gün oldu. 3 günün kanıtı burada. Garanti hesabımda. Bakın parayı göndermişim. 80 TL'cik. Bak, dekonta bakalım. 2023 4. ayın 16'sı. Akşam 10.30'da göndermişim parayı. 3 gün olmuş. Hala da onay bekleniyor. Bu adres yanlış. Böyle bir yer yok. Buna cevap veren yok. Bu zaten telefon değil. Bu telesekreter otomatik sadece ses kaydı alıyor. Bu da WhatsApp. Şimdi WhatsApp konuşmalarını size göstereceğim. Buradan önce bir yazmışım. WhatsApp'tan yazdım falan. Bize teşekkür ediyor. O da zaten. Bakın numaramı yazmışım. 233-83-24 233-83-24. Bak pazar günü ha falan filan işte. Bak bunu yazmışım. Bak yazmışım. DC'den yazıyorum bu arada. Discord da var. Bu zaten 10 günden beri böyle. Böyle. Zaten arkadaş zaten dolandırıcı zaten kendi yok. Yazmışım. Dünkünü kapadılar. Çakallık yaptılar. Dünkünü kapadılar. Bugün tekrardan açtım. Öğlen 1'de. 2 diyelim biz ona. Cevap yok gördüğünüz gibi. Discord bakın. Cevap yok. Hesabım TR. Cevap yok. Dünkünü kapadılar. Burada yazmışım. Bunda tabii ki saatler gözükmüyor ama işte bir saatte bir yazmışım. Bunu yazmışım. Bir saat sonra bunu yazmışım. Bunu yazmışım. Bir saat sonra. Bu da cevap vermişler bana bir 6-7 saat sonra cevap verdiler. Gördüğünüz gibi. Bu da ben cevaplarını vermişim. Bakın cevap yok diye yazmışım. Bak yazmışım. Buraya resim atmışım. İşte şu resmi atmışım. Bakıyorum yazmışım da bu ben bunları yazıyorum da üst üste değil. Şimdi saat gözükmüyor ama bir saatte bir yazmışım. Bu da robot cevap veriyor. Gelelim WhatsApp konuşmalarına. Bakın 850 307 77 84. 850 307 77 84 bu yani. Bakın pazar günü onda yazmışım. Alışverişi yapar yapmaz. Bu da şey göndermişim. Burada bakın saat de var. 16.04 22.44. Alışveriş yaptıktan sonra. Bu da yazdım. Bakın böyle bir cevap ver. Bunları ben sildim. Bu da biraz ağır konuştum, sildim. Bak bu da bakın bir gün olmuş. Ertesi gün yani bugünün öğle saati olmuş. Yazmışım. 2, 3, 4, 5. Oto cevap gelmiş. 5'ten sonra gene yazmışım. Bak 5, 7 olmuş. 8 olmuş. Hala daha cevap yok. Instagram'da gece yazmışım. Ne olur ne olmaz diye. Bakın hesabım TR. Bu da Furkan'la da konuşmuşum. Yazmışım. Burada bir ilan vardı. Baktım bunlar da 50 TL'lik kodu vermiyor. Dedim buna hesabı da vermez. Yazmışım. Bunda tabi bakın saati gözüküyor mu? Yok saati gözükmüyor. Saat gözükse. Bakın ertesi gün olmuş. O kendi yazdığı şeyleri silmişler. Kendi cevap vermişti. Biz pazar günü kapalıyız diye. Ben de bu cevabı yazmışım. O bir şey yazmış, ben bir şey yazmışım. Ondan sonra kendi mesajı hep silmişler.
Bak ya yazmışım. Bakın. Ertesi gün olmuş. Bakın. Gece olmuş. Yok. Bak yazmışım, aramışım. Yok. Kardeşim merhabalar. WhatsApp üzerinden yazarsan oradaki yetkili arkadaşlarımız en kısa süre içerisinde yardımcı olacaktır. Hani biliyorsun bayramdan dolayı kardeşim gecikmeler olabiliyor. Bayrama gidiyoruz ya. Ondan dolayı gecikmeler olabiliyor. Bunun için kusura bakma kardeşim. Ben sana gönderdim kanka. Attığım linkten kanka, şey daha doğrusu WhatsApp'tan yazabilirsin. Yetkili arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. En kısa süre içerisinde sana sadece beklemede kalman yeterlidir. Tamam, mantıklı. Dediğinle 5, 2 saat geçmiş. Buradan kendi hesabından da bana kendi yazdığını hep silmiş. Hep silmiş kendi yazdıklarını. Bakın ertesi gün olmuş. Ben gene yazmışım. Bak, ayıp olmaya başladı. Bana sesli mesaj çekiyor. Ben de WhatsApp'tan yoğunluk olabilir. Hepimiz yoğunuz da 2 gün boyunca telefona bakmamak nedir? Burada da zaten dekont da var. Yani uzun lafın kısası dolandırıcıdır. İnanmayın. Paranızı kaptırmayın. Tamam.